Gelin hanım, damat bey, şöyle masadan kalkmadan güzel bir resminizi alın. Hazır olun, çekiyorum. Evet. Yolun sonu Zeynep. Silahı var, dikkat edin. Zeynep. Zeynep ne oluyor? Zeynep. Zeynep ne oluyor burada? Zeynep. 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 Ne yaptın sen? Kusura bakma fotoğrafçı kardeş. Ben senden daha hızlı çektim. Gel buraya hadi herif. Zeynep. Zeynep. Beni bırakıp tehdiye gidiyorsun. Zeynep. Zeynep. Yavrum evladım. Zeynep. 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 Bana. Suat nerede? İkam vardı. İnsanlar nerede? Artık tek başınasın. Kalabalıklar geride kaldı. İyi ama nereye geldim ben böyle? Mevlana'yı bilirsin. Düğün günü neydi onun? Şebi Aruz derlerdi. Yani düğün günü. Ama o ölümü kastediyordu. Yoksa ben de mi? Yok canım. Olamaz herhalde. Ölmüş olamam. Hay Allah. Düğünüme geç kaldım, inanamıyorum. Misafirler de gelmiş. Gün yüzü göremedim. Yavrum sana nasıl kıydılar? Yavrum sana nasıl kıydılar? Aman Allah'ım. Benim. Yavrum. Şu işe bakın. Düğün niyetine yola çıktık. Ama buraya geldik. İster düğüne, ister başka yere. Nereye gidersen git, sonunda varış burası değil mi? Orası öyle de. Pek ani oldu yani. Ölüm hep ani gelmez mi? Sen ve amellerin artık baş başasınız.
Amca kızın Zeynep senin için hayırlı bir kısmet oldu oğlum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun Hamit Sağ Bey. Sağ ol. Hayırlı olsun. İyi akşamlar. Okulunu bitirip diplomayı aldı mı sırtımız ömrü billah yere gelmeyecek. Baba yazada düğünü yaparız değil mi, uzamasın? Yaparız. Yaparız. Önce bir şu nişan yüzüklerini takalım hele. Nerede bu? Evdedir, süsleniyordur. Tamam oğlum. Yeter bu kadar süslenme. İşimize bakalım. Çağır gelsin. Sezgin. Sezgin. Efendim Tahsin abi. Gel buraya. Bir koşu eve git. Zeynep yengini çağırdı. Nişan yüzükleri takılacakmış da, tamam mı? Tamam Tahsin abi. Konukları da daha fazla bekletmeyelim değil mi? Kızım bu evlilik işini iyice düşünseydin. Çok aceleye geldi. Hamit amcam böyle istedi anneanne. Karşı çıkmam yanlış olurdu. Biliyorsun beni o büyüttü. Üzerimde çok hakkı var. Ama yavrum davul bile dengi dengine. Bak sen okudun. Yakında avukat çıkacaksın. Kendin gibi tahsil görmüş biriyle izdivaç yapsan daha doğru olmaz mı? Kim mesela? Ne bileyim, Suat olabilir. O defteri kapattım ben anneanne. Yazık oldu ama. Ne de güzel uyuşurdunuz. O da senin gibi iyi niyetli, kendi halinde, namazında, niyazında biriydi. Geçmişte kaldı artık. Niye kalsın evladım? Pırlanta gibi çocuk. Evlenmeye gönlü de vardı. Anneanne bakıyorum benden daha meraklısın avukatlık yapmaya. Ne yapayım kızım? Çok kanım kaynamıştı çocuğa. Ondan başkasına yakıştıramıyorum seni. Ne yapayım elimde değil. Lütfen bu konuyu bir daha açma anneanne. Asıl Suat'la denk değildik. Çok fark vardı aramızda, sen de biliyorsun. Zeynep abla, Tahsin abiler seni çağırıyor. Yüzük takılacakmış. Geliyoruz, tamam. İşte buradasın Zeynep. Kamerayı sürekli yanında dolaştırıyorsun Suat. Bunlar hayatta en mutlu olduğum anlar Zeynep. Ve ben göremiyorum. Eğer bir gün Allah izin verir de gözlerim gün ışığına kavuşursa bu güzel anlarımıza tekrar dönmek isterim. Şipşak foto. Şipşak. Abi çekelim mi? Abla fotoğraf ister misiniz? Zeynep hadi fotoğraf çektirelim. Olur. Hafif şöyle yanaşın. Evet. Gülümseyin. Bakayım. Buyurun abla. İyice sallayın fotoğrafı kurusun. Ne kadar? 3 lira abi. Dur bende olacaktı vereyim. Sağ olun abla. Bereket versin. Nasıl çıkmış Zeynep? Şipşak foto. Çok güzel çıkmışsın. Çok foto. Güzel gülümsemişsin bak. Sen yanımda olduğun içindir. Senleyken öyle mutluyum ki. Ben de. Zeynep. Efendim. Benimle evlenir misin? Çok merak ettim seni. Amca çok yakışmışlar değil mi? Evet oğlum evet. Ah güzel kızım. Hadi gel. Geç. Maşallah. Zeynep kızım nerede kaldın? Bak herkes seni bekliyor. Geldim amca. Kıyafetim biraz sorun çıkardı da. Hadi hemen bitirelim şu işi.
Değerli dostlar, bugün burada bu iki gencin nişanlarını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Temennim, Allah bu iki genci hiç ayırmasın. Mutluluklarını daim etsin inşallah. İnşallah. Çok yakışmışlar abi. Evet, evet. Aslında çok iyi çocuklar. Evet. Çok yakıştılar. Evet, evet. Ben bu teklifini kabul edemem Suat. Okulum var. Hem nasıl geçiniriz? Parayı hiç düşünme. Ailemden bana kalan şirket bizi ömür boyu geçindirir. Okulunu bitirmeni bekleriz. Sonra da şirketin başına geçersin. Anlamıyorsun Suat. Peki sebep ne? Neden kabul etmiyorsun? Görüm diye mi? Ha? Bak. Sen bu haldeyken ben seninle evlenemem. Anlıyor musun? İyi bir insansın. Ama ben bir körle evlenerek hayatımı mahvedemem. Ah Zeynep, ah! Ben geldim hayatım. Hoş geldin Hale. Ne yaptın? Bugün harika bir gelinlik buldum. Ha, sevindim. Düğün davetiyemizin tasarımını da yaptırıyorum. Ha, bu arada açsındır sen. Bir şeyler hazırlayayım sana. İyi olur Hale. Ben buradan bakarım canım. Sen zahmet etme. Annemdir nasılsa. Bana bak Tahsin. Kızı sakın uyandırma ha. Şunun şurasında avukat çıkacak. Sonra bir ayar verip işlerimizde kullanacağız. Merak etme baba. Bunca yıl boşuna mı besledik, büyüttük bu kızı? Biz ona baktık, şimdi o bize bakacak. Alo? Evet. Ha, yüklediniz mi? Tamam, oldu. Benden haber bekleyin. Hadi görüşürüz. Kiminle konuştun? Adamlar aradı işte. Mallar yüklenmeye hazırmış. Gönderin dedik miydi, mallar hazır baba. Evet, güzel. Şimdi sıra paravan bir şirket bulmada. Onu da ayarladık mı, gelsin paralar. Alayım. Hadi Allah yolunu açık etsin kızım. Derslerine iyi çalış. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Amca, hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Sayende ana baba yokluğu çekmedim. Allah senden razı olsun. Kızım, sen şu okulu bitir hele. Ben seninle ödeşeceğim. Allah'a ısmarladık. Öpeyim amca. Yo, artık baba diyeceksin. Öpeyim baba. Ha şöyle. Hadi yolun açık olsun. Öpeyim anneanne. Yolun açık olsun kızım. Allah korusun. Hoşça kalın. Ayfer. Kızım neredesin sen ya? Geç kaldık derse. Ya onca yol anca gelebildim ya, hadi. Hadi hadi. Projeyi gününde tamam, hocam, istiyorum. İyi günler. Evet çocuklar. Test konusunu almayan var mı? Bakın kapatıyorum. Hocam biz almadık. İsminiz neydi? Ayfer Yılmaz. Sen çalışma ve sosyal güvenlik yasalarının bugünkü günümüz koşullarına etkilerini inceleyen bir tez hazırla. Ben hocam Zeynep Akgün. Zeynep Akgün. Sen de Türkiye'deki engelli vatandaşlarımızın hukuki prosedürlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan bir tez hazırla. Engelliler mi? Ne alaka hocam? Başka bir konu verseniz. Yarın bir gün avukat ya da hakim olduğunda böyle bir seçim yapma şansınız olmayacak. Git engelli vatandaşların görüşlerini al. Meclisteki yeni tasarıları incele. İyi bir test konusu. Hı hı. Of ya, çattık. Ya sizin test konularınız ne güzel.
Tek başına kapan kütüphaneye yaz. Ben ne yapacağım şimdi? Kimden yardım alacağım? Senin bir lise arkadaşın yok muydu? Hani şu engelliler okulunda falan öğretmenlik yapmıştı. Aa, evet Hale. İyi aklına geldi vallahi. Dur bir arayayım şu kızı. Alo Hale. Canım nasılsın? Kaç zamandır görüşemiyoruz. Bir kahve içelim. Ya hem sana soracağım bir şeyler var. Tamam. Tamam kaçta? Tamam. Tamam geliyorum. Tamam bitti işte. Bir de üzülüyordun. Sorma. Hadi. Bu sahte gibi duruyor. Daha gösterişli bir şey yok mu? Size çok özel bir modelimizi çıkartayım. Her müşterime göstermem Hale Hanım. E hadi bakalım. Hale? Zeynep? Canım nasıl özlemişim seni ya. Ne zamandır görüşemiyoruz. Dur bakayım sana bir. Hiç değişmemişsin kız. Sen de hala çok güzelsin. Hayırdır? Ne soracaksın bana? Pek bir heyecanlıydın telefonda. Hale, bu konu tam senin uzmanlık alanın. Bitirme tezi çalışacağım engelli haklarıyla ilgili. Biraz yardımına ihtiyacım var. Tabii yardım ederim. Ne istiyorsan sorabilirsin. Buyurun ha? Efendim. Çok şık bir tasarım. Hayran olacaksınız. Özür dilerim Zeynep'ciğim. Yüzük deniyordum da yakında evleneceğim. Aa, bilmiyordum. Tebrik ederim Hale'cim. Bak ben de nişanlandım. Bak şu işe ya. Ne güzel. Nişanlın kim? Tanıdık biri mi? Sanmam. Tanımazsın. Ama gel ben seni tanıştırayım. Hem bu tez konusunda da yardım edersen. Vallahi çok sevinirim Hale. Beğendiniz mi efendim? Evet alıyorum. Fiyatı neydi? 12.000 YTL efendim. Tamam. Faturayı şirkete gönderin. 12.000 mi? Çok pahalı değil mi Hale? Vallahi sponsor nişanlım şekerim. Ama o da zaten pek faturalara bakmaz. Ya. E hadi şirkete götüreyim seni. Bir tanışın. Olur. Buyurun efendim. Nişanlının işleri bayağı iyi galiba. E Allah'a şükür. Bu bina komple sizin mi yoksa? Evet. Yeni taşındık. Bakma böyle büyük olduğuna. Şimdiden dar gelmeye başladı. Evet, tabii. Proje bazında değerlendirmek gerekir. Size konuyla ilgili uzmanımızı göndereceğim. Peki. İyi günler. Hayatım bak seni kiminle tanıştıracağım. Kimle? Lise arkadaşım Zeynep. Hoş geldiniz. Ben Suat. Memnun oldum. Zeynep. Zeynep, çantan düştü hayatım. Hay Allah. Bir an şey oldu. Hayatım Zeynep, hukuk fakültesi son sınıfta. Hocası engelli insanların hakları üzerine bir araştırma yapmasını istemiş. Beni aradı, ben de sana getirdim. İyi yapmışsın. E hadi siz tanışın konuşun. Benim yapmam gereken acil işlerim var. Olur mu Zeynep? Şey, tabii. Nişanlın Hali çok iyi bir insandır. Güzel bir seçim yapmışsın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Senin hayatın nasıl gidiyor? İyi sayılır. Ben de nişanlandım. Demek nişanlandın. Mutlu olursun inşallah. Ya bakın beyefendi, şu an rahat konuşamıyorum ama şartlarımız birbirine uyuyor. Ya siz şirketin sahibini düşünmeyin. Bütün yetki bende diyorum. Bakın bunlar telefonda konuşulmaz, anlasanıza. Ya çıksana. Peki efendim. Tabii elbette gelin. Tamam. İstanbul'a gelince hemen arayın, görüşelim. Size de. Olacak galiba bu iş.
Tamamdır baba. Oldu bu iş. Hemen İstanbul'a doğru yola koyulalım. Kadın bekliyor. Hem o bahaneyle de Zeynep'i bir kolaçan ederiz. Ha? Hep böyle tıkır tıkır gitse işler be. 5 partiye kalmaz parayı vururuz. Dikkat etsene. O malların değerini biliyor musun? Özür dilerim efendim. Sıkı tut, sıkı. Hiç aklıma gelmezdi bir daha karşılaşacağımız. Karşılaştık işte. Daha doğrusu Hale bizi karşılaştırdı. Şey, Hale bir şey bilmiyor değil mi? Ne gibi? Yani seninle geçmişte olanları demek istiyorum. Haberdar mı? Hayır. Bununla ilgili hiçbir şeyden bahsetmedim. Hep bende bir sır olarak kaldı. İyi yapmışsın. Bundan sonrası için de böyle kalması hepimiz için daha hayırlı olur. Merak etme. Kimseler bilmiyor. Bilmeyecek de. Neyse şu ödevine gelelim istersen. İyi olur. Engellilerin hakları üzerine derinlemesine bir hukuk araştırması. Yardımcı olursun değil mi? Elbette. Elimden ne geliyorsa yaparım. Suat, ben bana çok kızgın olduğunu sanıyordum. Neden sana kızgın olacakmışım? Yani bana evlenme teklif etmiştin. Şey, ben de... Sen de sırf gözlerim görmüyor diye beni reddetmiştin. Sana hiç kızgın değilim. Merak etme. Nasıl? Epey sohbet etmişsinizdir. Suat Bey bana yardım edebileceğini söyledi. Eder. Seve seve. Artık ben müsaadenizi isteyeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim Zeynep'ciğim. Ne zaman istersen gel. İyi günler. İyi günler. Suat'la karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Dünya ne kadar... Çok affedersiniz beyefendi, özür dilerim. Önemli değil, olur böyle şeyler. Alo Ayfer, neredesin? Konuşmamız lazım. Çabuk eve gel. Tamam. Ne oluyor ya? Nedir kızım bu telaş? Çabuk eve gelirler filan. Sorma başıma gelenleri. Sormazsam nasıl anlatacaksın? Vallahi şaka değil Ayfer. Çok ciddi şeyler oldu. Suat'ı gördüm. Ne? Nerede gördün? Hale ile buluşmaya gittim ya tez için. Ne alakası var? Meğer Hale Suat'la nişanlanmış. İnanmıyorum. Evet. İş yerine götürdü beni senin nişanlımla tanıştıracağım diye. Bir baktım Suat... Elim ayağım birbirine dolandı. Bak sen şu işe ya. Alo? Alo Zeynep. Hayatım nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Babamın selamı var. Çok özledim gelinim diyor. Yarın İstanbul'a geliyoruz seni görmeye. Aa çok güzel bir haber bu. Size yemek yaparım. Ne istersiniz? Zahmete gerek yok. Biz seni görelim yeter. Yarın görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne oldu kız? Neymiş o sevindirici haber? Nişanlım Tahsin'le amcam ziyaretime geliyor. Gözün aydın. Olaylar gelişiyor baksana. Hadi bana çevreyi anlat. Çok güzel bir yer burası. Masmavi bir deniz var. Hafif bir rüzgar ağaçların yapraklarını titretiyor. Hissedebiliyorum. Ya ben çok susadım. Şurada bir çay bahçesi var. Oturalım mı? Suat çay yaptım. Sana da getiriyorum. Çok çalışıyorsun hayatım. Azıcık dinlen, yorma kendini bu kadar. Önemli değil. Of, yine mi bu sandık? Anlamıyorum. Sahiden ne saklıyorsun bu kutuda? Yok, önemli bir şey değil. Peki sen bilirsin. Nasıl? Zeynep'i sevdin mi? Bilmem, iyi bir kıza benziyor. Yardım ediverirsin artık kızcağıza. Okulunu da bitirecek.
Yazada düğünü varmış. Gidiveririz birlikte. Boş ver şimdi onu. Biraz çalışmam gerekiyor. Bana yardım eder misin? Ya şimdi benim de evde işlerim var. Temizlik yapacaktık. Ben anneme söz verdim. Gitmezsem ayıp olur. İyi hadi sen eve git o zaman. Ay ama sen ne olacaksın böyle? Ben hallederim. Yapmadığım şey değil ya. Hadi kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Anne şahane bir elmas yüzük aldım. Görmen lazım. Herhalde Suat ödeyecek. Aman anne alacak tabii. Yoksa o köre katlanır mıyım? Bütün gün çalışıp duruyor. Ya gözü görenler bu kadar çalışmıyor be. Neyse anne şu anda çok önemli bir işim var. Sonra ararım ben seni. Öptüm anneciğim. Hoş geldiniz ben Hale. Hoş bulduk Hale Hanım. Ben Hamit. Bu da oğlum Memnun Tahsin. Oldum. Merhaba. Şevket Bey sizden çok bahsetti. Daha önce çalışmışsınız herhalde. Sağ olsun. Bir iki defa malımızı geçirdi gümrükten. Şimdiki durum ne? Vallahi mallar iki güne kalmaz yurt dışından gelecek. Bir tek eksiğimiz var o da fatura. Mallar kaçak. Piyasaya sürmek için haliyle fatura gerekiyor. Siz fatura işini bana bırakın. Malları da gümrükten rahatça içeri sokarım. Yalnız %20 komisyonu mu alırım? Dert ettiğin şeye bak Haleciğim. Mallar gelsin hallederiz parayı. Yok parayı peşin alırım. Mallar gümrüğe girdiği anda. Peki öyle olsun. O zaman bu yeni ortaklığı kutlayalım. Garson. Buyurun efendim. Peki engelli hakları deyince aklına ilk olarak ne geliyor? Diğer insanların sahip olduğu tüm haklar. Çünkü hak ehliyeti açısından hepimiz eşit durumdayız. Bir başka deyişle ben de senin gibi reşit ve temyiz gücüne sahip bir bireyim. Eşitlik ilkesine tabiyim. Kendini kısıtlı hissettiğin ya da yasaların seni gözetmediğini düşündüğün durumlar neler? Günlük hayatta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma konusunda ciddi reformlar gerekiyor. Bu konuda yeterince yasa tasarısının hazırlandığına inanıyor musun? Evet. Son yıllarda bu doğrultuda önemli gelişmeler kaydedildi. Ancak daha köklü değişimlere ihtiyaç var. Seninle hiç bu kadar ciddi konuşmamıştık. Evet. Kendimi bir an bakan gibi hissettim. Biliyor musun? Aslında bu şirkette çalışarak çok iyi bir deneyim kazanabilirsin. Bu doğru olmaz Suat. Kabul edemem. Yaşananlar geçmişte kaldı Zeynep. Önemli olan bundan sonraki kariyerin. Hem uluslararası ticaret hukukunu da öğrenmiş olursun. Bir düşün istersen. Faydalı olur aslında ama... Müjde Suat, müjde. Çok iyi bir anlaşma yaptım. Sen olmasan bilmiyorum ne yapardım. Asıl sen olmasan ben ne yapardım hayatım? Alo Tahsin, geldiniz mi? Hayatım geldik ama acil dönmemiz gerekecek. Yemeğe de mi kalmayacaksınız? Maalesef canım, depoda bir sorun çıkmış. Acil dönmemiz gerekiyor. İstersen senin evin önünde bir kaçamaklık buluşalım. Peki, hemen geliyorum. Benim gitmem gerekiyor. Nişanlım gelmiş de. Onu görmeliyim. Müsaadenizle. Müsaade senin. Tamam, anlaşmayı yaptık. Siz malları yola çıkarın. Faturaları burada yazılacak. Baba, Zeynep geliyor. Neyse, sonra konuşuruz yine. Bir pürüz çıkarsa arayın beni. Ya ne zaman geldiniz, ne zaman gidiyorsunuz amca? Sabah erkenden düştük yola. Aslında yarın filan döneriz demiştik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Acil iş çıktı. Seni görüp hemen döneriz dedik. Bari bir içeri girip çay içseydiniz. Ya ne güzel olurdu değil mi? Ama iş boşlamaya gelmiyor. Bizim patronumuz işimiz. Nasıl isterse öyle hareket ediyoruz. Neyse biz yavaştan çıkalım. Hı hı. Bu kadar mı yani? Ya bu seferlik böyle olsun. Ha bak unutmadan sana ufak bir hediyem var. Nasıl? Teşekkür ederim. Çok güzel bu. Çok incesin Tahsin. Sen daha iyilerine layıksın. Yolcu yolunda gerek. Hı hı.
Güle güle. Allah'a ısmarladık. Cip dedin daha büyük olur. Heh, işte bu model daha iyi, evet. Tamam, ben alırım. Gel. Yakında çok önemli bir konferansa konuşmacı olarak katılacağım. Bana yardım eder misin? Tabii canım. Neden olmasın? Bu arada Zeynep ne kadar zeki bir kız. Ona bizim şirkette çalışmasını teklif ettim. Ya, öyle mi? Kabul etti mi peki? Biraz zor oldu ama kabul etti. İyi bari. Hadi işe koyulalım artık. Şu sehpada bir kitap olacak. Oradan bana bir bölüm okumanı rica edeceğim. Tabii. Suat, bu ne? Hı? Bu resim... Ama bu Zeynep. Ne demek oluyor bu Suat? Siz tanışıyor musunuz yoksa? Bana bunu açıkla Suat. Tamam, tamam. Senden sakladım. Kabul ediyorum. Zeynep'i uzun süredir tanıyorum. Aranızda bir şey mi geçmişti yoksa? Hukuk stajını yaparken üniversitede tanışmıştık. Bana çalışmalarımda asistanlık yaptı kısa bir dönem. Vay vay vay. Demek hatıralarınız var ha? Bana hiç anlatmamıştın. Dedim ya, unuttum gitti. Fotoğrafı da o zamanlar koymuştum kitabın arasına. Bana yalan söyledin Suat. Bana yalan söyledin. Büyütme o kadar. Anlatsaydım canın sıkılacaktı. Yanlış anlayacaktın. Ya zaten kapanmış gitmiş bir defterdi. Bu resim her şeyi anlatıyor zaten. Hiç gerek kalmadı bir şey anlatmana. Hale. Bak. Yakında nikahımız olacak. Hem bak Zeynep'le nişanlı. Artık geçmişi herkes unutmuş durumda. Hem sen demez misin geçmişe takılıp kalmayalım diye? Madem öyle, önce sen unutmaya başla o zaman. Ben de geçmiş takıntısını ortadan kaldırayım. Bir daha hatırlanacak da bir şey kalmasın o zaman. Silelim izleri. Yeni bir iş, evet. 3 gün oldu başlayalı. Biraz iş deneyimi kazanırım dedim. Ticaret hukukunu öğrenmem açısından önemli Tahsin. Şimdilik iyi gidiyor. Tamam, görüşmek üzere. Gel. Merhaba. Merhaba Zeynep. Benden hazırlamamı istediğin raporları bitirdim Suat. İlgili yasal düzenlemelerin maddelerini de son sayfaya ekledim. Ellerine sağlık Zeynep Hanım. Bir ara bana okursan sevinirim. Tabii okurum. Daha çok çalışmalısın Zeynep Hanım. Yarın sabah bunları düzenlenmiş bir şekilde masamda görmek istiyorum. Peki Hale. Hale değil. Hale Hanım. Suat'a da Suat Bey diyeceksin. Unutma, burası ciddi bir müessese. Gelmiş mi? Ha, bu iyi haber işte. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Baba, mallar İstanbul'a ulaşmış. Her şey hazır.
Güzel. Sağ elim kaşınmaya başladı. Hale ile fatura işlerini de hallettik mi kaşıntısı tamamen geçer. Allah Allah. Bu faturanın herhangi bir girişi yok ki. Nereden bulacağım şimdi ben bunu? Böyle bir sürü fatura var. Ne konuşuyorsun sen orada kendi kendine? Ya bir sürü fatura var ama hiçbirinin karşılığı görünmüyor hesaplarda. Baksana şuna. Doğru söylüyorsun. Burada yazması gerekmez mi? Evet. Yoksa bunlar bir iş çeviriyor olmasın? Tabii ya. Naylon fatura bunlar. Sahte fatura düzenlemişler Ayfer. Bence bunu yarın Suat'la bir konuş. İlk işim bu olacak. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı. Anlıyorsun sen öyle? Suat Bey'le görüşmem gerekiyor. Hangi konuda? Şirketin fatura ve hesap dökümlerini inceledim. Tuhaf bir durum ortaya çıktı. Gel bakalım sen şöyle. Odamda biraz konuşalım seninle. Bir şey mi oldu? Yok. Gel içeride konuşuruz. Ne tuhaflık varmış bakalım faturalarda? Bilançolara baktım. Gider kalemlerinde karşılıkları bulunmuyor. Yani? Sanırım bunlar naylon fatura. Üstelik çok yüksek rakamlar. Bana bak ağzını topla. Cin olmadan adam çarpmaya kalkma. Her yerde olur böyle hatalar. Sakın abartıp ortalığı ayağa kaldırma. Suat'ı perişan edersin. Hem sen bizim mutluluğumuza mı kastediyorsun ya? Seni perişan ederim. Ama bu büyük bir suç. Yarın bir gün denetlemeye gelirlerse ortaya çıkar. Suat Bey'in başı daha çok ağrır. Sen ötmezsen hiçbir şey çıkmaz. Ben yine de Suat'a söyleyeceğim bunları. Şapşal. Ne geçecek eline söylersen? Aklı sıra beni tehdit ediyor ya. Bana bir şey yapmazlar. Olan Suat'a olur. Bu şirket onun şirketi. Zaten olan olmuş, anladın mı? Eğer Suat'ı seviyorsan, hapislerde çürümesini istemiyorsan ve burada çalışmak istiyorsan susmayı öğren. Şimdi çıkabilirsin. Sana? Sorma, fırtına koptu iş yerinde. Gir içeri de anlat bakayım. Ne oldu bakayım? Niye bu haldesin sen? O adi kadın Suat'ı kullanıyormuş. Naylon faturalar onun marifetiymiş. Ya bak sen. Demek kör adamı kullanıyor adi kadın. Beni tehdit etti. Ne? Üstelik şimdi polise gitsem her şey Suat'ın üzerine kalacak. Ne yapacağımı bilemiyorum. En iyisi birebir Suat'la konuş bu konuyu. Suat'ın dibinden ayrılmıyor ki Ayfer. Hele şimdiden sonra hiç ayrılmaz. Ne yap ne et bir yolunu bul. Suat'a kesin anlatmalısın. Evet. Hem de en kısa sürede. Buyurun Hala Hanım. Gidelim.
Suat, konuşmamız lazım. Çok önemli. Seni dinliyorum. Geçen gün şirket faturalarını inceledim. Gider kalemlerine baktım. Faturalarda problem var. Karşılıksız durumlar var. Nasıl? Bizim şirketin faturası değil mi? Şirketin faturaları. Ama şirketi zora sokacak naylon faturalar gibi. Şirket faaliyetine uymayan harcama kalemleri var. Hatta hapislik duruma bile gelmiş sayılırsınız. Allah Allah. Bu nasıl olur? Rakamlar öyle 1-2 bin YTL de değil. 30 binden, 40 binden bahsediyorum. Rezalet. Eğer öyleyse ocağıma incir ağacı dikilmiş demektir. Bu konuyu haliyle derhal konuşmam lazım. Uyarıların için çok teşekkür ederim Zeynep. Uyarıya teşekkür almak nasıl bir duygu? O an içim çok büyük bir huzura erdi. Hangi konuda? Suat'ın geleceği kararıyordu. Suat Bey'in geleceği mi yoksa senin geleceğin mi? Anlamadım. Nasıl yani? Suat Bey'in evlenme teklifini reddetmiştin. Evet. Gelecek kariyerim açısından sıkıntı olacaktı. Gerekçem buydu. Peki Suat Bey'in iş durumunu biliyor muydun? Hayır. Zaten kafamda bu konuyla alakalı bir plan hiç olmadı. Ama beraberliklerin oldu. Bir miktar oldu. Bu beraberliklerde Suat Bey'in niyetini az çok kestiriyordun. Evet. Bunu bile bile ilişkilerini bir yerde tuttun. Tuttum. Yıllar sonra ise yollar tekrar kesişti. Evet. Ama artık her şey çok farklıydı. Suat Bey'e gidip şikayette bulunmanın amacı onun mal varlığı olabilir miydi? Yani bir kıskançlık, parayı tamah meselesi olmuşsa mı demek istiyorsunuz? Evet. Hayır. Yok öyle bir şey. Asla o şekilde düşünmedim. Eğer içinde böyle bir niyet veya beklenti yoksa ne mutlu sana. Neden? Haksızlık karşısında susmamak burada çok ama çok önemsenir. Nasıl? Mizana doğru, bütün gölgelerin bittiği yerde onlar çok özel olarak koruma altına alınırlar. Koruyan korunuyor burada, öyle mi? Fakat böylesine güzel işleri nefis dürtüleriyle delik deşik edenlere de çok çetin süreçler olacaktır. Benimki hangisi peki? Bilemem. Ben sadece bir vicdan aynasıyım. Ne varsa onu yansıtırım. Sen ne görüyorsan olan odur. Belki biraz duygularım karışmış olabilir. Dünyadaki hukuk mantığı burada da devam ediyor. Fakat burada sadece ele değil, içlere, vicdanlara da bakılıyor. O zaman dünyadayken içi dışı bir yaşayanlar için burası düğün dernektir. Hale Hanım, sizinle iş yapmak hakikaten büyük zevkmiş. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik mevzuyu. Her şeyin bir bedeli var Tahsin Bey. Ha, şu mesele. Bugün bankaya yatıracağım paranızı, hiç merak etmeyin. Nişanlısın galiba. Evet. Memlekette mi nişanlı? Yok, burada. İstanbul'da. Okulu yeni bitti. Bir şirkette çalışmaya başladı. Öyle mi? Ne şirketi? Ne iş yapıyor? Vallahi şirketin adı Hedef'ti galiba. Sizinki gibi ithalat ihracat yapıyormuş. Hedef mi? Senin nişanlının adı ne bakayım? Zeynep, yoksa tanıyor musun? Yok. Nereden tanıyayım canım? Burası koca İstanbul. Kim kime dumduma. Bunun hesabını soracağım sana Hale. Bunun hesabını soracağım sana.
Süper bir iş bitirdim Suat. Beni kutlamalısın hayatım. Niçin kutlayayım? Sahte fatura, sahte şirket isimleri kullandın diye mi? Ne diyorsun Suat sen? Her şeyden haberim var. Zeynep gelip hepsini anlattı bana. Bana? Nişanlına bunu nasıl söylersin? Senin için yaptığım bunca fedakarlıktan sonra... Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. Ya... Öyle mi? Sana bu akılları Zeynep mi veriyor ha? Hem işleri çekip çeviriyorum. Hem sana haftanın 7 günü hizmet ediyorum. Aldığım karşılığa bak. Bu mu yani? Bu mu? Konuyu saptırma Hale. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız seni hala halletmek istiyor. İkimizi ayırmak istiyor. Fark etmedin mi hala? Zeynep asla böyle şeyler yapmaz. Sağda solda senin körlüğünü alay ediyor ama. Geçen gün de bana çapsızca konuştu, ağzının payını verdim. Zaten hemen ardından da bu iftira çıktı. Ne dedi? O kör bir adam. Zaten hayatı kararmış. Sen niye karartmak istiyorsun ki hayatını dedi. Öyle dedi ha. Dedim bunları gerçekten. Ne sanıyorsun ya? Yazıklar olsun Zeynep. Hiç değişmemişsin. Bak, eğer içinde bir şüphe varsa çağır muhasebeci, inceletelim hesapları. Tamam Hale. Yaptım bir boşboğazlık. Ben sana güveniyorum. Aramıza muhasebeci falan sokamam. Sen ne diyorsan öyledir hesaplar. Böyle bir insan için benim kalbimi kırıyorsun. Ama artık paydos. Bir dakika bile duramam. Dur. Dur gitme hemen. Özür dilerim. İşin bu yönünü gerçekten bilmiyordum. Aslında söylemek istemezdim. Ne de olsa bir geçmişiniz var. Ama artık söylemek durumundayım. İş yaptığımız adamlardan biri Zeynep'in nişanlısıymış. Ne? Seni kullanmak için, şirketin üstünden kaçak mal getirmek için hazırlamış o ödev numarasını. Ciddi misin sen? Adamın adı Tahsin. Babasıyla beraber. Onun adı da Hamit. Amcasıymış Zeynep'in. Ben Zeynep'in bilerek hukuk okuduğunu düşünüyorum. Sırf kaçak işleri kılıfına uydurmak için. Anlıyor musun şimdi? Ailecek çete bunlar. Vay vay vay. Allah'ım Suat ne yaptı acaba? Halil'le konuştu mu ki? Arayacağım artık, dayanamıyorum. Efendim? Suat benim, konuştu mu Halil'le? Sen ne yüzle arıyorsun beni ha? Efendim? Her şeyi öğrendim. Neyin peşinde olduğunu biliyorum artık. Ne diyorsun sen Suat? Bak dinle beni. Ben çok dinledim seni. Şimdi sıra sende. Bir daha sakın şirkete falan gelme. Hale'ye attığın iftiralara müsamaha gösteremem artık. Suat bak her şeyi açıklayabilirim. Boşuna nefesini tüketme. Benim gibi kör bir adamla ne işin olur zaten? Çok sinirlendin canım. Dur ben sana bir ada çayı yapayım. Biraz sakinleşirsin. Ah Zeynep. Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl kirletirsin mazimizi? Alo polis mi? Efendim ben bir kaçakçılık ihbarında bulunacaktım. Evet.
Yurt dışından içeri kaçak mal sokuyorlar. Aha, tabii tabii. Hanımefendi, şirket binamıza girmeniz kesinlikle yasaklandı. Üzgünüm. Suat Bey'i görmem lazım. Çok önemli bir durum bu. Olmaz. Suat Bey'in bizzat emri var. Sizi içeri alamam. Bırakın beni. Suat'ı görmem lazım. Durun, giremezsiniz. Suat, beni mutlaka dinlemelisin. Senin ne işin var burada? Çık dışarı. Suat, ne olur dinle beni. Bir kez kulak ver. Sonra bir daha karşına çıkmayacağım, söz. Hayır. Hayır diyorum. Bir daha sakın buradan içeri adımını atma. Duymuyor musun beni? Suat, bir kez izin ver konuşmama, ne olur. Efendim, özür dilerim. Zorla girdi içeri. O zaman zorla da dışarı çıkartın. Atın çabuk bu kadını dışarı. Yürü. Bırak beni. Çek ellerini üstümden. Suat. Hadi yürü dedim sana. Bırak beni. Suat. Onu çıkarmayın hanımefendi. Yürü. Bırak kolumu. Bu binadan uzak durun hanımefendi. Yoksa polisi çağırmak zorunda kalacağım. Bakın, anlamıyorsunuz. O kadın Suat'ı kullanıyor. Lütfen gidin buradan. Alo. Kızım, ağlıyor musun sen? Çok kötüyüm anneanne. Ah yavrum sorma. Buralarda çok kötü. Ne oldu? Polis Hamit'le Tahsin'i tutukladı. Karakola götürdü. Ne? Tutukladılar mı? Hemen geliyorum anneanne. Telaş etme sen. Anneanne. Yavrum. Ne oluyor anneanne? Neden tutuklamışlar amcamla Tahsin'i? Ay evladım, bir bilsem. Hiçbir şey söylemeden alıp götürdüler. Hadi karakola gidelim, hadi. Tamam, dur. Üstüme bir şeyler alıp geleyim, dur. Amca, neden buradasınız? Hangi suçtan dolayı getirdiler sizi buraya? Bizim bir suçumuz yok kızım. İftiraya kurban gittik Zeynep. Biri bize komplo kurdu. Bizim her bir şeyimiz yasaya kitaba uygundur. He ya. Bize kesin şerefsizin teki bu oyunu oynadı. Mahkemeye çıkacağız. Kefalet ödenirse serbest kalırız. Tamam amca. Ben hukuki işlemleri takip ederim. Bildiğim iyi avukatlar var. Yardım alırım. Hiç merak etmeyin. Ah ah. Hep o şirket yüzünden oldu kızım. Ne şirketi? Ne oldu bakayım? Şehirde Hale diye bir kadın var. İthalat, ihracat işleri yapıyor. Ya, demek Hale diye bir kadın. Demek benden intikam almak için... Tanıyor musun yoksa? Merak etmeyin amca. Ben bu işi çözeceğim. Adalet yerini bulacak. Hadi beyler. Ah Suat. Bana bunu nasıl yaparsın? Hesabını soracağım sana. Ne oldu kızım? Suat'a ne olmuş? O savunduğun Suat Efendi var ya anneanne. Evet. İftira atmış Tahsin'lere. Onun yüzünden polis almış, tutuklamış bizimkileri. Aa, aman yarabbi. Ya. Evlenme teklifini reddettiğim için aklınca benden intikam alıyor. Peki şimdi ne olacak? Hapse mi girecek amcanlar kızım? Hayır hayır, asla. Kefaletle serbest kalma yolları açık. Kefalet işlemi için şehre gideceğim. Sonra da Suat'ın yakasına yapışacağım. İnşallah. Ah.
Suat! Suat, aç şu kapıyı dedim sana! Ne yapıyorsunuz siz? Sen yaptın değil mi bunu? Sırf evlenme teklifini reddettim diye. İftira atıp nişanlımı içeri attırdın. Yakışıyor mu sana ha? Yakışıyor mu vicdansız? Ne iftirası Zeynep? Neler söylüyorsun sen? Vicdansız. Nişanlımı tutuklattın. Amcamı tutuklattın. Ben kimseyi içeri attırmadım. Ne alakası var Zeynep? Yalancı! Bunun hesabını vereceksin Suat. Zeynep! Zeynep dur konuşalım. Bunun hesabını vereceksin. Zeynep! Sen merak etme anne. Kız uyanır gibi oldu ama hemen def ettim başımdan. Salak. Aklı sıra Suat'ı kandıracak. Ya ben bulmuşum böyle yağlı kapıyı. Bırakır mıyım ona? Anne geldi galiba. Sonra konuşalım tamam mı? Sen mi geldin Suat'cığım? Ben de eve geçmeden bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Hayrola? Pek keyifsiz görünüyorsun. Zeynep'e kafam bozuk. Takma kafana ya. Def ettin gitti işte. Bugün yine geldi şirkete. Şirkete mi geldi? Neden? Bir şeyler söyledi ama anlamadım. İftira attın dedi. Nişanlım falan dedi. Bağırdı çağırdı sonra da gitti. Kim bilir ne hesaplar peşindedir yine. Boş ver gitsin hayatım. Bir şeyler ters gidiyor ama dur bakalım kokusu çıkar yakında. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yaşasın adalet. Ülkede hakimler var, yaşasın. Şükür kavuşturana, geçmiş olsun. Zeynep olmasa çıkamazdık vallahi. Allah senden razı olsun. Ya rica ederim. Daha yeni başladık her şeye. Şimdi sıra geldi size atılmış bu çirkin iftiradan kurtulmanıza ve temize çıkmanıza. Ah benim cefakar yavrum. Biricik kızım. Hadi geçin. Size çok güzel yemekler hazırladım. Hadi, hadi. Hadi. Geç babacığım. Yemekler muhteşem olmuş vallahi. Biraz da zeytinyağlı dolma vardı. Sağ olasın. Zeynep nerede kaldı? Namaz kılıyor. Şimdi gelir. Hadi. Size afiyet olsun. Koçum ucuz yırttık ha. Az daha gümbürtüye gidiyorduk. Baba. Acaba kim ihbar etti bizim kaçak mallarımızı? Ne bileyim oğlum. Ama bizi bilen biri olmalı ihbar eden. İyi de kim baba? Kim olabilir? Kim olduğunu bilmiyorum ama bir elime geçirirsem vay haline. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Zeynep'ten razı olsun. Vallahi kefaleti ödemeseydi halimiz harapta. Allah'ım hiçbir kulunu ne aldatılan ne de aldatan et. Ne sapıtan... Ne de saptıranlardan eyleme. Hiçbir haksızlığa ne göz yuman olayım, ne de haksızlık yapan olayım. Beni korumana al. Şaşırtma Allah'ım. Amin. Allah'tan Zeynep uyanmadı, meseleye de çıkardı bizi. Bir de o fiştese halimiz yamandı. Hele bir de avukat olsun seni o zaman gör. Kimse dokunamayacak bize. İstediğimiz kadar kaçak malı istediğimiz gibi sokarız. O zaman hale gibilerin naylon faturalarına ihtiyaç duymayacağız işte. Demek kandırdınız beni. Ye babacığım beni. Ye afiyet olsun ye. Kaçaklar. Demek hale de işin içinde. Bütün konuştuklarınızı duydum. Her şey yalanmış meğer. Her şey oyunmuş. Ne biçim konuşuyorsun sen? Demek gerçekten mallar kaçaktı ha? Yazıklar olsun size. Beni de bulaştırdınız pis işlerinize. Kaçaksa kaçak lan ne olmuş yani? Sana mı hesap vereceğiz? Benimle oynadınız. Sizin yüzünüzden masum bir insanın günahını aldım. Ne günahı kızım? Sevap kazandın sevap.
Amcanla nişanlını hapis köşelerinde çürümekten kurtardın. Keşke bıraksaydım da hapislerde çürüseydiniz. Yazıklar olsun size. Nasıl insansınız siz? Ben bir hukuk insanıyım. Nasıl girerim böyle işlere? Konuş be kız! Hukuk olmuyorsa guguk yaparsın. Ne olmuş yani? Nankör! Bunca yıl besledik, büyüttük. Anasız babasız kaldın, yanımıza aldık. Bizi mi beğenmiyorsun? Yapacaksın tabii istediklerimizi. Yapmayacağım. Aksine yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Vurma yavruma, dur. Zeynep, Zeynep kızım bekle. Zeynep yavrum. Dur, nefesim tükendi. Ne olur dur, bekle biraz. Yavrum. O insanları bir daha görmek istemiyorum anneanne. Talihsiz kızım benim. Yavrum. Canım benim. Sen hatıranı saklamaya bile değmezmişsin. Allah'ım, nedir bu yaşadıklarım? Ben nerede hata yapıyorum? Neden bunları yaşıyorum? Evlenince biliyorum ben bu köre ne yapacağını. Vallahi son kuruşuna kadar çeker alır, sonra da boşarım. Anne zaten parası olmasa bir dakika çekmez. Aman yok, ne duyması duymaz o. Dünyadan haberi yok anne. Ay bir de onu sevdiğimi sanmıyor mu? En çok da ona gülüyorum. Ay. Ya yok, ne işim olur benim el alemin körüyle. Neyse. Tamam, sonra konuşuruz anneciğim. Huylanmasın şimdi, öptüm. Defol git bu evden çabuk. Suat. Suat, sen odanda değil miydin? Her şeyi duydum sahtekar. Suat'cığım dinle beni. Yanlış anlaşılma olmuş galiba. Önce beni bir dinle. Ben şakasına söylemiştim hepsini. Annem savuşturmak için söylemiştim. Hani niye böyle biriyle evleniyorsun diyor da o yüzden. Git bu yalanlarına, benden uzakta devam et. Canımı acıtıyorsun Suat. Defol bu evden Suat, iğrenç kadın. Bırak. Zeynep'e de sen attın o iftiraları. Defol. Suat bırak. Suat ne olursun. Defol Suat. Be, defol. Suat. Suat, aç kapıyı Suat. Aç diyorum sana. Suat ne olur. Bak yanlış anladın. Hep o Zeynep yüzünden oldu bunlar. Aramızı açmaya çalıştı. Hayatım bak, senin aklın başında değil Suat. Ne olursun Suat. Suat aç kapıyı. Suat ne olursun aç kapıyı Suat. Yürü geç. Bunu senin yanına bırakmayacağım. Tehdit yok arkadaşım, tehdit yok. Yürü, yürü. Ben ne yapacağım şimdi? Suat'ı da boşuna suçladım. Kalbini kırdım. Nasıl bu kadar kör olabildim böyle? Bak kızım, geç de olsa telafisi var. Git konuş onunla. Özür dile. Gönlünü al. Hı-hı. Suat, ben sensiz yapamam. Sen de bensiz yapamazsın. Suat bir düşün bak, ne olursun. Dinle beni Suat lütfen. Senin ağzından çıkan sözlerin artık hiçbir değeri yok. Yazık. Kör olduğum hayır. Halde bile o iğrenç yüzünü görebildim. Bak hayır. Olaylar sandığın gibi değil. Açıklayabilirim. Benden uzak dur kadın. Alın şunu başımdan. Hemen Suat Bey.
Hanımefendi çabuk burayı terk edin. Çekil be! Taksi! Şu arabayı takip eder misin? Suat. Suat. Kulun kölen olayım, bu kez dinle beni. Gerçekleri öğrendim. Seni boşuna suçlamışım. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Suçsuz yere günahını aldım. Hale gibi bir kadın yüzünden kalbini kırdığım için çok üzgünüm Zeynep. Gerçek yüzünü gördün ha? Maskesi sonunda düştü. Ama artık hayatımda yeri yok. Senin boşluğunu dolduracağına inanmıştım. Ama hayatımın hatasını yapmışım. Hala hayatında olmamı istiyor musun? Elbette. Eğer bana yaptığın evlilik teklifi hala geçerliyse... evet diyebileceğimi söylemek için geldim aslında buraya. Teklifim sonsuza dek geçerli Zeynep. Ayrıca bilmen gereken önemli bir husus daha var. Hale amcam Hamit ve oğlu Tahsin'le işbirliği yapmış. Hale'yi yakalayamadılar henüz ama diğer ikisi tutuklandı. Sanki Hale'nin sonu aynı olmayacak. O da hapsi boylayacak. Çünkü olan fatura hatalarını maliyeye bildirdim. Böylece masum olduğumu ispatladım. Yani anlayacağın, hapis riskim ortadan kalktı. Bakalım hangimizin sonu nasıl olacak ha? Beş dakika süreniz var, ona göre. Sen de nereden çıktın? Bak fazla uzun konuşmayacağım. Ya yapacağım teklifi kabul edersin ya da yıllarını bu mapus deliğinde harcarsın. Senin ne çıkarın var bu işte? Siz uzun yıllar hapiste kalacaksınız. Ben de her şeyimi kaybetme tehlikesiyle karşılaşacağım. Üstelik namus meselesi bu. Ne namusu? Bilmiyorsun değil mi? Yanınızda besleyip büyüttüğünüz Zeynep size ihanet etti. Şimdi başkasıyla evleniyor. Nasıl evleniyor? O benim nişanlım. Kimseye yar etmem. Vallahi ben bilmem. Telli duvaklı gelin oluyor şimdi. Yeminim olsun vururum onu. Namus meselen tabi. Gereğini yapman şart. Buradan çıkınca öldüreceğim onu. O zaman çık. Ve öldür. Ne duruyorsun? Hem belki sonra yurt dışında yeni bir hayata başlarsın. Bak bunu içip hasta numarası yapacaksın. Ne bu? Kömür tozu. Sen iç, hastaneye kaldıracaklar seni. Bir yolunu bulup kaçarsın. Ben arka sokakta seni bekliyor olacağım, anladın mı? Sen de az değilmişsin Hale Hanım. Hadi ama ya, kaç saattir bekliyoruz. Öldük meraktan. Zeynep hadi. Tadam. Çok güzel olmuşsun, müthiş görünüyorsun. Hadi anneanne bekliyor, gidelim.
Maşallah. Prensesler gibi olmuş benim yavrum. Seni böyle gelinlikler içinde gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Oho teyzeciğim dur. Daha torun seveceksin. İnşallah. İnşallah. Biri geldi. Dur ben bakayım. Sen gelinliğini kirletme. Tamam. Merhaba. Hoş geldin Suat. Ben Ayfer. Zeynep içeride, gel istersen. Merhaba. Öpeyim teyze. Hoş geldin yavrum. Sağ ol evladım. Hoş geldin Suat. Hoş bulduk. Şu anda gelinliği deniyorum. Ya öyle mi? Ben de tam sana bununla ilgili güzel bir haber verecektim. Ne haberiymiş bakalım? Nikah için gün aldım. Artık her şey hazır. Allah sonunu hayra erdirsin. Bu arada ne düşündüm biliyor musun Zeynep? Ne düşündün? Fani dünya malı için ne sıkıntılar yaşadık. Acaba ne yapsak da bu işi iyi bir yola koysak diye aklıma takılıyor. Aslında aynı soru benim de kafamı kurcalıyor. Bir şey geldi mi aklına peki? Geldi. Diyorum ki hukuk en temel iş. O bozulursa her şey bozuluyor. Tuz kokunca hangi pislik temizlenebilir ki? İşte bu yüzden hukuk öğrencileri için vakıf kuralım, yurt yapalım. Hatta burs verelim. Hukuk öğrencilerimiz başı dik ve işleri rahat okusunlar. Sen işin tamamını söyledin. O zaman şu düğün telaşını atlatalım. İlk işimiz bu organizasyonu halletmek olsun. Bu aslında hayatımızda aldığımız en önemli karar. Ah, doktor ölüyorum. Doktor! Kurtarın beni doktor! 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 Ne şikayetiniz var beyefendi? Her tarafım ağrıyor doktor bey. Peki bir saniye. Memur bey siz biraz dışarıda bekleyin. Bir dinleyelim önce. Yaptalık yapma. Gırtlağını keserim. Ne yapıyorsunuz? Şşt, sessiz ol. Üzerine kan sıçrasını istemezsin değil mi? Tamam. Sakin olun. Bir delilik yapmayın. Şimdi söyle. Bu kapı dışında başka çıkış var mı? Şurada bir yangın merdiveni var. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aptal aptal bakma. Tamam açıyorum. Yürü. Yürü. İşte bu kadar. Tebrikler doktor. Bugün kendi canını kurtardın. Nasıl kolay oldu mu kaçışın? Ne de kolay ki bu hayatta Hale Hanım. Al. Burada sana yetecek kadar para var. Nişanlına göz koyan o Suat denen adamın adresi de burada. Silah getirdin mi? Evet hiç unutur muyum? Hepsini boşaltacağım bu şarjörün. Bak unutma. Anlaştığımız gibi sadece Zeynep. Sen de köre konacaksın değil mi? Ben seni yurt dışına kaçırmanın bir yolunu buldum. Yeter ki bir aksilik olmasın. İşi bitir ve beni ara. Merak etme. İntikamımızı zevkle alacağım. Nankörlüğünün bedelini kanıyla ödeyecek. Canım.
çocukları sıvışın. İnşallah kızıcık. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler beyefendi. İyi günler. Gelinle damada çiçek vardı. Buyurun efendim, uygun bir yere bırakın. Teşekkürler. Buyurun. Defteri imzaladım, buyurun. O zaman ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin hanım, damat bey, şöyle masadan kalkmadan güzel bir resminizi alayım. Maşallah. Hazır olun, çekiyorum. Evet. Yolun sonu Zeynep. Silah var, dikkat edin. Aman Allah'ım. Zeynep ne oluyor? Asin, dur. Zeynep. Zeynep ne oluyor burada? Zeynep. 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 Zeynep! 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 Ne yaptın sen? Zeynep! Kusura bakma fotocu kardeş. Zeynep! Ben senden daha hızlı çektim. Zeynep! Zeynep! Gel buraya hadi herif! Zeynep! Yavrum beni bırakıp nereye gidiyorsun? Zeynep! 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 Düğün gününde gelip çattı ölüm. Evet. Ben nasıl oldu anlayamadım. Her ikinizin etrafı da yanlış insanlarla çevriliydi. Maalesef öyleymiş. Peki olup bitenleri basiretinle görmen mümkün değil miydi? Düşünemedim. Etrafımdakiler yakınlarımdı. Ama yakınlarından biri seni uyarmıştı. Evet. Ninem uyarmıştı. Ama dinlemedi. Niçin? Ben onun ön yargılı olduğunu düşünüyordum. Dahası da vardı. Bir de onu cahil sayıyordum. Çünkü sen kariyerli biriydin ona göre. Bir an sinsi bir gurura kapıldım. Hata etmişim. Bir de bu olaylar esnasında dua etmiştin. Evet. Hatırlıyorum o geceyi. Dualarında neler demiştin? Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığınmıştım. Başka? Sapıtmaktan, saptırmaktan da yine Rabbime sığınmıştım. Peki bunlar sadece ağızdan çıkan sözler mi olmalıydı? Dilim söylemiş ama kalbim uyumuş demek ki. Burada gafilane söylenen sözler de sahibinin yüzüne savrulur. İşin tuhafı ne biliyor musunuz? İnsanın kendini doğru yolda yürüyor zannederken yanlışlar içinde yüzmesi mi? Evet. Çünkü kendince yaptığı doğrular var. İbadetler var. Müflislik nedir biliyor musun? Şunu işitmiştim. İnsan ibadetlerini yapar, aksatmaz. Ama bu ibadetlerini yaparken hak yer, gıybet eder. Ya da başka yanlışlar içine savrulursa bu insanlar burada müflis muamelesi görürler. Seni bu korku sardı mı? Hem de nasıl? Nasıl bir ürperti aldı beni bilemezsiniz. Dünyada adaletsizlikten korkardın değil mi? Ama burada adalet kulun aleyhine olur. Niçin böyle düşünüyorsun? Çünkü burada hiçbir insanın adaletle kurtulamayacağını biliyorum. İnsan burada neyle kurtulur o halde? Ancak ilahi rahmetle kurtulur. Peki, yapıp ettiğin onca güzel iş? Onlar dünya hayatında elde ettiğim nimetlerin şükrüne bile karşılık gelmez. Bunları bile bile gaflete düşmek ne yaman çelişkidir. Ben
Ben hep nefsime güvenerek kaybettim. Etrafıma bakıyordum. Ve ben iyiyim diyordum. İyi olan insanın irşada ihtiyacı olmaz zaten. Bir ilahi inayet olmazsa kurtuluşum çok zor. Güzel bir amelim yok. Yok mu gerçekten? Bildiğim ilahi rahmeti coşturacak bir iş gelmiyor aklıma. O zaman sence bu iş bitti mi? Bitti. Ne yazık ki bitti. Ben müflis oldum. Yazık bana. Nasıl düştüm bunca gaflete? Ben şimdi nasıl dayanacağım bunca acıya? Allah'ım, Allah'ım ne olur bir şeyler olsun. Ne olur. İnsan nasıl inanıyorsa, Rabbini nasıl biliyorsa öyle karşılık görmez mi? Ama ben müflis konumundayım. Keşke tutunabilecek, başımı ümitle rahmet kapısına dikebilecek bir işim olsaydı. Öyle güzel bir işin şu an önüne getirilmesi için ne verirdin? İmkanım olsa neler vermezdim. Sonsuz bir hayatı kaybetme ve kazanma öncesinde neler verilse değer. 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 Ah kafam. Nasıl düştüm bu yanlışa? Bittim ben. Bittim. Kaldır başını. Bir de şuraya bak bakalım. Hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk. İnşaatın durumunu öğrenmek istedim. Her şey yolunda Suat Bey. Bir aksilik yok çok şükür. Yeni öğretim yılına yetişmesi lazım. Biliyorsunuz. Zeynep'in en büyük hayali buydu. Biliyorum Suat Bey. Siz hiç merak etmeyin. Yurdun inşaatını en yakın zamanda bitireceğiz. Rahmetli Zeynep Hanım'ın da ismini vereceğim. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. İnşallah burada barınan her öğrenci için rahmetli eşime kat kat sevap yazılacak. İnşallah. Gördün mü? Burada rahmet gazabın önündeymiş, değil mi? Allah'ım, sana şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. İnanan ruhlara ibadet bir burak olur. Ererler meleklerin uçuştuğu iklime. Kalp huzurla dolar. Ruh aradığını bulur. Duyar hak iltifatını kelime kelime. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ.